Giresun ilinin Espi ilçesine bağlı Ercek köyünün Kısrak Çayırı yaylasındayız. Size bugün Kısrak Çayırı yaylasını tanıtacağım. Yaylada şu anda sis mevcut. Saat 4. İkindi vakti. Tertemiz bir hava ve sis. Sağlıklı bir yaşam için yayla her zaman tercihimiz. Sevgili izleyiciler, Kısrak Çayırı yaylasını dolaşmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir hava var. Burada bahçede bir şeyler yapan iki tane arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam beyefendi, hoş geldiniz. Ben Mavi Gezinti programından Hasan Kıdıkoğlu'm. Sizin bu Kısrak Çayırı yaylasını tanıtmak için geldim. Efendim memnun olduk. Ben de Resul Sarıbaş Aslan Ercek köyünden Yalova'da ikamet etmekteyim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Yaylanız çok güzel bir yer. Hava dar. Hoşuma gitti buralar. Evet, gördüğünüz gibi bugün Esbiye'deydim. Sıcaktan durulmuyordu. Bir an önce yaylaya gelmek istedik ve gördüğünüz gibi yayla serin. Çok süper bir hava. Ya ne yapıyorsunuz abi siz burada? Ben merak ettim. Ya buradan... şimdi çilekler olmuş. Dedik biraz yiyelim çilek. Çilek yiyelim mi bunlar? Evet, buyurun siz de yiyebilirsiniz. Buyurun. Bak. Arkadaş bayağı yiyor arkadaş. Hiç kimseye seslemeden götürüyor evet, malı. Doğru bak şuralarda. Abi bunlar yayla çileği mi? Evet, doğaldır bunlar. Buyurun. Kendiniz duymuştum bak. Yayla çileği çok sağlıklıdır diye. Evet. Market çileği. Abi bunu siz mi ekiyorsunuz buraya? Evet, bunu biz ekiyoruz. Yani çilek ekiliyor mu? Hani o büyük çilekler ekiliyor da bunlar da bu ekiliyor mu? Bu 3-5 kök diklemede kendiliğinden artış yapar. Evet. Burada mı yaşıyorsunuz? Ben 45 yıldır Yalova'dayım. Şu anda sadece yazları geliyorum. Buranın yaylasından, havasından istifade etmek için burada 2-3 ay kalıyoruz. Orada. Kimle yaşıyorsun burada sen şu an? Burada şu anda eşimle beraber kalıyoruz. Anladım. Ara sıra misafirlerimiz giden gelen oluyor. Bizi de misafir edecek mi kendine? Tabii ki, tabii ki. Gelmek isteyene kapımız açık. Ne demek yani? Evet, burada bir oturalım, bir çay kahveni içelim. Tabii, yani biz biraz, buyurun. Hatta yengem esasında buyurun. Bak yemek hazırlıyor orada, kameraman bey. Evet, buyurun. Dönersen yengem bize hazırlık yapıyor, oradan işaret etti bize. Ben o yüzden söyledim. Misafirden buyurun. Önce yemeğe oturdun abi, çok mu acıktın? Evet, çok acıktım maalesef dediğiniz gibi. Buyurun, hemen... Karnımızı doyurmak için. Oo, yemeğimize bak. Evet, burada yayla yemeği. Bir yayla süper, yemeği. Süper. Burada bir yayla. Lahana olmazsa olmazı Karadeniz'in. Evet, Karadeniz'in olmazsa olmazlarından. Karadeniz'in süt ve ayran. Abi biz bu ayranı içersek şimdi uykumuz gelir bu temiz havada. Gelmez, bu havada gelmez. Bizim bir de burada yatasımız gelir. Yani misafir edebiliriz sizlere. Ne yapacağız? Resul abi, misafir... Resul'du değil mi? Evet efendim. Resul abi ne yapacağız şimdi, bize yemeği yedireceksin, karnımız doyacak, bu temiz havada ayran içeceğiz. Oh, ondan sonra uykumuz gelecek. Evet. Ne yapacağız? Ben buradan ya şimdi burada, nasıl gideceğim? Burada her yer doğal halı gibi. İster... şu halıda ister... Bak sevgili izleyiciler, bizi çimene davet ediyor. Çimende yatıracak bu gece. Donduracak bizi. Gece burada soğuk olur abi. Evet, katılıyorum bu sözünüze. Katılıyor mu? Katula katula gülüyor musun? Akşam üzere burada duman geldi mi de sobamızı yakmak zorunda kalıyoruz üşümemek için. Vallahi onu evet. Da görmek isterdim. Evet, akşam üzere... Abi buralarda pansiyon mansiyon yok mu? Ben bu gece burada kalayım. Bu akşam biz sizi misafir edebiliriz. Oo, çok misafirperver bir abisin. Sağ ol abi. Gerçekten seve seve kalın. Yani istifade edebilirsiniz bizim mekandan. Kuzineyi bile görmek isterim ben. Evet, görebilirsiniz. Kuzinemiz mevcut, hazır. Yanmaya hazır. Çünkü burada üşümemek için tedbirli olmak zorundayız. Kalalım mı kameraman arkadaşım? Abi sana ben bir şey soracağım. Buyurun ya. Efendim. Dünyanın ortası neresidir? Mekke mi diyelim, Medine mi diyelim? Bilemem. Hatırlayamadım şimdi. Ayağının bastığı yerdir, kaldır ayağını. Doğru söyledin. Ayağın bastığı yer dünyanın ortasıdır. Evet. İnanmıyor mu? Olabilir. İstersen ölç bak abi, metre verelim. Olabilir, ölç. Olabilir. Olabilir. Peki sana ben başka bir şey daha soracağım. Buyurun.
en değerli eşyamızı dışarıda bırakıyoruz. Eve götüremiyoruz. Nedir bu? Hatırlayamadım şimdi. Abi sen de hiçbir şey hatırlayamıyorsun. Evet, düşün maalesef. Bakayım. Şimdi açlıktan hiçbir şey hatırlayamıyorum. Önce karnımı doyurmam lazım hatırlamam için. Söyleyeyim mi? Buyurun. Arabamızı dışarıda bırakıyoruz. Evet, doğru söylüyorsun. Arabamız para ediyor, bak, değerli bir şey. Eve götüremiyoruz, kapıda bırakıyoruz arabayı. Kapıda bırakıyoruz. Evet. Islanıyor yağmurda, evet, yağışta. Aynen doğru. Sorduğum soruları bilemedin. Hiç olmazsa bir türkü söyle de şu yaylada şenlenelim ya. Sizi kırmayalım Hasan Bey. Bildiğimiz kadarıyla söyleyelim bir türkü. Tamam. Bak duman dağılmış her tarafı. Evet. Evet. Oo, çayımız da geliyor ha. Evet, çayımız da geliyor çayımız bu arada. Geliyor. Evet. Ablam Allah razı olsun ya. Bizi bak burada bugün iyi ağırladı yani abi. Yani. Evet, söyleyelim. Fındık toplarım fındık dallarını kırmadan. Fındık toplarım fındık dallarını kırmadan. Gel gidelim sevdiğim dallarını kırmadan. Gel gidelim sevdiğim annen baban duymadan. Evet. Abi şu gözlüğü de bir tak ya. Takalım mı abi? Tak şöyle bir tam şekil oluyor ha. Giresun'da fındığım dallarına kondum. Giresun'da fındığım dallarına kondum. Sigaramın içine sığar mısın sevdiğim? Teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Gece gündüz arıyorum. Uçan kuştan soruyorum. Uçan kuştan soruyorum. Aşkın ile ateş oldum, su ver Leyla yanıyorum, su ver Leyla yanıyorum. Beyaz giydim karelendi, ciğer pare parelendi, deli gönlüm alevlendi, aşkın ile kirbi doldum. Su ver Leyla, yanıyorum. Yar elinden bade içtim, görülmez dertlere düştüm. Aşkın ile kirbi doldum, su ver Leyla, yanıyorum. Kemençemin gül üstüne, kemençemin gül üstüne, hardama bunla. Canım bana güldün söyleni ben senin onunla. Canım senin yüzünde gülüm bir de ne galla. Oy yılanlar yılanlar, oy yılanlar yılanlar, yesin otunu, mağlar yesin otunu, mağlar güzellenin de. Şimdiden nerede çekeyim, halan kadın kanıyı, düğünde bakım anandı. Mağla içimiz billa, gene karışalım mı, mağla sevgilim billa, gene karışalım mı. Thank you.
kadırganın gülüstüğünü aldı dıman büyüdü kaldı dıman büyüdü değil baban mi duyma sen. Sevgili izleyicilerim, abi gezinti programı gezmeye devam ediyor. Seni tanıyabilir miyiz abi? Ben Kısırak Çayır Obası'nda oturan Şefik Kurt, Erecek Şefik köyündeyiz. Erecek köyündesin. Erecek köyündeyiz. Gel şöyle gel az bakayım Şefik abi. Bu tuğlalar, yani biraz ilk defa böyle bir tuğla gibi. Nasıl bundan baca oluyor? Bunlar çift gözlü olduğu için iki baca birden çıkıyor. İki baca birden çıkıyor. İki baca birden yapılıyor. Anladım. Şey, camiye mi baca yapacaksınız? İmam evine baca yapacağız. Ha, imam evine baca yapacaksınız. Evet. Anladım. Peki, siz bu köyde mi yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Biz Erecek köyünde yaşıyoruz. Yazları buraya, Kısırakçayır Obası burası. Evet. Olaraktan. Burada da yazın 3 ay kadar aşağı yukarı bir kalıyorsunuz. Kalıyorum. Havası çok güzel. Yani bu mevsimde buranın havası, şu anda Eylül ayındayız. Eylül'ün sonuna doğru geldi. Çok güzel. Havası, doğası çok güzel. Burada hem köylümüz hem Yalova'da beraberiz. Yazları buraya beraber geliyoruz. Beraber gidiyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey çıktı ortaya. Hem iş arkadaşın, hem köylün, hem Yalova'da birlikte oturuyorsunuz. Yalova'da beraber oturuyoruz. Beraber yakın evlerimiz. Ya birbirine. Siz böyle ayrılmayan silahşörler gibi bir şey olmuş bu abi. Aşağı yukarı çocukluktan bu yana beraber. Cami ne zaman yapılmış? Eski hizmet veren camimiz yukarısıydı. Şimdi orası Kur'an kursu oldu. Evet. Yanına imam ilave oldu. Evet. Bu camimiz de yeni yapıldı. Minaresi de evet. Bu sene yapıldı. Bir bu sene yapıldı. Yapıldı. Caminin adı ne? Esbiyen Müftülüğü, Erecek Köyü, Kısırakçayı Yayla Camii. Cemaat var mı cemaat? Cemaat şu anda fındık toplama mevsimi olduğu için, ot biçme mevsimi olduğu için cemaat biraz az. Hayır, cumaları da mı gelin? Cumaları diğer civardaki obalardan cuma günleri cemaat var. Geliyor. Çok güzel. Ya camilerimiz boş kalmaması lazım. Biz Müslüman evet, milletiyiz. Ya hocamız da burada. Bak geliyor ya. Hocamız da. Ona da sorabiliriz. Gel hoca gel. Buyurun hocam. Sizinle birlikte bir merhaba desin arkadaşımız. Hocam size sormadan caminin kapısına girdik ama burası Allah'ın evi. Allah'ın evine girmek için hiç kimseye sormamak gerektiğini evet, ben öyle düşünüyorum. Evet. Selamun aleyküm. Gel bakayım hocam. Selam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun hocam. Nerelisiniz hocam? Kaçma benden geri. Nerelisin? Esbiye Karadere Mahallesi'nden. Esbiyelisiniz. Evet. 3 dönem yani 3 yaz mevsiminden beri burada. Buradasın. Kaç yıllık imamsın? 5 yıllık imamım. Allah razı olsun. Güzel. Burada devam ediyoruz. Şu anda abilerin de beyan ettiği gibi halkımız fındık mevsimi olduğu için fındıktalar. Kur'an kursumuz oluyor. Yaz Kur'an kursumuzda. Çocuklar var evet, mı yani? Şimdi bunlar şu anda yoklar. Köylerine gider ama yani köyüne ya da şehre gidiyorlar. Benim evet, tahmin ettiğim evet, bilmiyorum da tam olaraktan. Yani gurbetçi de var burada bildiğim kadarıyla. Gurbetçiler de var. Bütün halk yerli çocuklarımız da var. Burada 37-40 onlar dönüş öğrencimiz oluyor evet. Anladım. Öğrencimiz oluyor. Bu sene gayet güzel bir Kur'an kursu mevsimimiz oldu. Çocuklar da çok güzel eğittik inşallah. Öyle düşünüyorum, öyle inanıyorum. Sevgili izleyiciler, Mavi Gezinti Avrupa'nın ve Türkiye'nin her yerini gezmeye ve dolaşmaya devam ediyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerinde işinizi, iş yerinizi, düğününüzü, nişanınızı, dernek gecelerinizi ve günlerinizi, ilinizi, ilçenizi, köyünüzü, beldenizi, belediyenizi, müziğinizi, sanatınızı, kemençenizi ve kendinizi tanıtmak istiyorsanız vermiş olduğum telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz.
Mallar yesin götünü, mallar yecellenin de. Şeyinden nerede çekeyim, halan kadın kanıyı. Düğünde bakım anandı, mağla içimiz billa. Gene karışalım mı, mağla sevgilim billa. Gene karışalım. Kadırganın üstünü, kadırganın üstünü aldı duman mı? Rüyünü kaldı duman mı? Rüyünü değil baban mı? Rüyüma senin bana mı? Rüyünü kemen çemin mi? Düğünden bak ellenen değil, lene olsun gelenim. Kemen yavrum midem mi? Lene kurban olayım, kurma söyleyeyim mi? Lene olayım bunda, kurma söyleyeyim mi? Akar gelir çimenden, yayla sular akar da, akar gelir çimenden, yer bana sah yar ondan da. Sevgili Mavi Gezinti izleyicileri, Kısrak Çayırı yaylasından Çakıl Yaylası'na geçtik. Bir ablayla iki tane minik çocuğa rastladık, onlarla merhaba, konuşacağım. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Ben Mavi Gezinti programından Kanal 28 Hasan Kıdıkoğlu. Ben Nezahat Özoğul. Gilesun, Esbiye ilçesi Çam Mahallesi doğumlu. 37 yıldır Zeytinburnu, İstanbul'da oturuyorum. Çok güzel. Zeytinburnu. Ben de Bahçeli Evler'de oturuyorum. Komşuyuz. Evet, komşuyuz. Peki buraya her yazın geliyor musunuz? 6 yıldır her yaz geliyorum. Anneme babama bakıyorum. Babam anne rahmetli oldu. Annem var şimdi. Onlara bakıyorum. Anne burada mı yaşıyor? Burada yaşıyor. Yaz ve kış? Yok, kış yok. Kışın burada kimse yok. Kışın yazın. Burada kimse yok. Yazın 2 ay, 3 ay. Anladım. Esbiyen'in içinde mi yaşıyor anne? Çam Mahallesi. Çam Mahallesi'nde yaşıyor. Çam Mahallesi'nde yaşıyorlar. Peki yani sormama gerçi gerek yok ama İstanbul güzel burası mı? Diyelim yine de. Şimdi her yerin güzelliği farklı. Evet. Ama İstanbul, İstanbul. Adı İstanbul. Evet. Adı İstanbul. Ama buranın havası çok güzel ya. Havası güzel. Yazın güzel. Evet. Yazın tabii İstanbul'dan kaçmak gerekiyor. Evet. Evet. Çok fazla yaşadıktan sonra insan burada canı sıkılabiliyor yani. Evet. Uzun süre yaşanmaz. Bir ay, iki ay. Doğru. Peki bu minikleri tanıyayım ben. Bu minikler evet. Neyiniz oluyor? Bu güzel bunlar kızlar. Komşularımızın kızları. Öyle mi? Evet. İsmi ne bu güzel kızın? Zeynep. Zeynep. Zeynep sen nerede yaşıyorsun? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Buraya tatile geldim. Oo, kaçıncı sınıfa gidiyor Zeynep? Ben 3'e geçtim bu sene. 3. sınıfa geçtin. Peki dersler iyi mi Zeynep? İyi. Peki herkes sorar ya bir de ben sorayım. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben mi? Evet. Alışveriş merkezcisi olmak istiyorum. Alışveriş merkezcisi. Hadi bunu biraz açalım. Satıcı mı olmak istiyorsun alışveriş merkezinde? Kasada mı durmak istiyorsun, yoksa oranın patronu mu olmak istiyorsun, yoksa AVM senin mi olsun? Ben kasada durmak istiyorum. Neden? İşte. Paraları çok mu seviyorsun? Paralarla mı oynamak istiyorsun? Yoksa giyinmeyi mi çok seviyorsun? Ben paraları çok seviyorum. Çok güzel. İnşallah muvaffak olursan ama sen biraz daha fazla oku bence. Kasacılıktan bir şey çıkmaz. Tamam mı Zeynepciğim? Peki bu miniyi küçük miniyi tanıyalım. Anam. Bu ağlamaya da başladı. İsmin ne senin? İsmin ne? Elvin. Elvin. Oo, bu Elvin çok fazla yok herhalde. Bu Elvin'i ben ilk kez duyuyorum böyle bir isim. Elvin'in soy ismi ne? Acaba biliyor mu Elvin? Bilmiyor mu? Elvin kaç yaşında? Kaç yaşındasın Elvin? Ablan mı bu senin? Peki sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Sen okula da gitmiyorsun herhalde. Gidiyorum. Ana sınıfına başlayacağım. Ana sınıfına. Niye baba sınıfına başlamıyorsun? Baba sınıfı var mı? Ya niye bu anaların sınıfı var da babaların yok? Babalar hep sınıfta kalmış. Hiç düşündün mü? Babaların niye sınıfı yok? Peki ana sınıfında iyi başarılı mısın sen?
Peki sen büyüyünce ne olacaksın? Hiçbir şey diye bir şey. Aferin bak, aferin. Bak doktor, inşallah olursun, tamam mı minik? Elvin güzel kızı, amcası böyle bir öpsün. İnşallah iyi olur. Başarılar diliyorum ben size, tamam mı? Abla teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun, Allah razı olsun. Sevgili Mavi Gezinti izleyicileri, SBN'in Çakıl Yaylası'na bağlı Çakıl Pazarı'ndayız. Bazı esnaf arkadaşlarla sohbet edeceğim, onları size tanıtacağım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Abi kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim. Hasan Kıdıkoğlu ben, Mavi Gezinti programından. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyim? Market size mi ait? Market benim oğluma ait. Evet. Ben de babası olarak ha burada... Tabii. Bir iki kendi gönlümüze eriyor. Burada mı ha burada mı? Burada ha burada ha burada. Uy, burada. Ha buraya dur da. Ha, biz burayayık ya. Ha buraya dur. Peki ne satıyorsunuz burada bu markette? Vatandaşın neye ihtiyacı varsa hepsini satmaya çalışıyoruz. Yani... Markette ne bulunursa markette hepsi var diyor. Markette ne bulunursa hepsini satmaya çalışıyoruz. Peki markette, bak şimdi seni tuzağa düşüreceğim. Markette et var mı? Markette tavuk var. Ya. Normalde marketlerin hepsinde et olur ama sende et yok. Et karşımda kasap var ama. Evet sevgili izleyen. Espri olsun diye abime takıldım. Abi marketin adı ne? Bodur Gıda. Bodur Gıda. Bodur Gıda market. Çok mu bodur kalmış? Ama senin boyun uzun. Öyleymiş de... Bir tarafa çekmişiz demek. Olsun yani o bir soy isim. Herkes evet. Soy ismine göre değerlendirilmemeli. Tabii. Abiciğim markette bana anlat. Başka ne oluyor? Servis yapıyorsunuz mu? Servis de yapıyoruz. Vatandaşın ayağına her türlü hizmeti götürüyoruz. Burada. Yalnız tek bir şeyimiz var. Şu Kanal 28'e bizi burada gelip arayıp bulduğu için en çok sonsuz teşekkürlerimizi yapıyoruz. Sizin aracılığınızla da siyasilerimize sesleniyoruz. Şurada tozdan, şu yolumuzun... Ciğerleriniz toz mu kapladı? Ciğerlerimiz kaplasa iyiydi. Gelen arabacıların, her gelenin ya altı karteli deliniyor ya
O zaman abi yapıyorum. Buraya bir tane tamirhane açın, adamlar köşeyi dönsün. Tamam. Benim arabayı da vurdum ben biraz önce. Mesela şimdi tamirhane olsaydı burada ben de arabaya baktırırdım. Sen şimdi esasında benim bu dediğimi değerlendir. Esnaf adamsın. Şuraya bir tamirhane aç. Esbiye ilçesinin en yakın yaylası, en güzel yaylası, en iyi yaylası olduğunu söylüyorlar. Yalnız telefonları keş bir denesi evinde telefonla konuşamıyor. En basit. Telefon çekmiyor mu? En basit çekmiyor. En basit. Sen yaylayı batırdın şimdi böyle anlatmakla. Daha kim gelsin buraya ya? Sen güzel şeyler anlat. La dur bodur dayım. Güzel şeyler anlat. Sen şimdi bu marketi de batırıyorsun. Güzel şeyler anlatacaksan. Hayır sevgili abim doğal söylüyor. Abim doğal şeyler söylüyor. Yolumuz yapılacak. Tamam. Elektriğimiz, telefonumuz rahat gelecek. Ben yapayım mı yolu? Herkes eşit olacak burada. Yolu ben yapayım mı? Sen yapmayacaksın. Sizin aracılığınızla. 5 senede yaparım başlarsın. Size çok teşekkür ediyorum. Sen Gıdıkoğlu'na mavi gezinti olarak şu yaylalarımızın güzelliğini hiçbir yerde göremiyorduk. İnşallah sizin sayenizde göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Tabii ki. Millet de buraları yaylı olarak tanıyacak. Evet. Hep elin yaylalarını seyrediyoruz. Elin yollarını görüyoruz. Evet. Yok. Bir gelen bir daha gelmem diyor buraya. Evet. Sevgili izleyiciler buradan Bodur abim çok dertli, çok hüzünlü, hatta ağlayacak az sonra bana öyle geliyor. Gözlük var gözünde göremiyorsunuz. Abim çok haklı. Sinek yani, avlamaya şey yaptım, şapşak yaptım. Bak, sinek şapşak. Avlamaya. Adam burada sinek avlıyor. Sinek avlıyor burada esnaf olarak. Yol yok ki, yol olmadım gelen olmuyor. Yollar olmayınca diyor bize tabii. Diyor kimse ulaşmıyor diyor. Ben de burada marketçi olaraktan diyor boş bekliyorum diyor. Belki sizin şeyinizde siyasetler duyar görür de. Bir çözüm yol ararlar. Tamam abi ben Mavi Gezinti programı olaraktan, Hasan Kıtıkoğlu olaraktan ben bu işi değerlendireceğim abicim. İnşallah inşallah. Peki marketle ilgili bana en son söyleyeceğim bir şey var. Servis yapıyorsun. Servis yapıyoruz. Yerlerde obalar. Evlerine götürüyorsun. Evlerine götürüyoruz. İşte başka yaptığımızda bir şey yok. Burada millet size telefon mu açıp da gidiyor yani? Telefondan size ulaşıyorlar mı? Genelde telefonla açıyorlar bize. Şunu şunu getir diyorlar. Bak şimdi biraz sonra seni deneyeceğim. Evet. Sana telefon açacağım. Evet. Sipariş vereceğim. Bakayım gelecek mi kapıya? Gelir. Burada gelir sevgili. Şey ben biraz esprili takılıyorum abi. Sizler de anlıyorsunuz. Araya şaka şamata katalım diyoruz. Amacı o. Servis aracımız orada zaten. Servis aracı orada. Peki burası ne zaman kapanıyor? Yani yayla kaç hangi mevsimde kapanıyor? 15'ten sonra kapanıyor. Ekim 15. Kimse kalmaz mı buralarda? Kalmaz. Ne abi tamam. Burada o zaman sinek diye o zaman ayılar gelir buraya. Ondan sonra artık. Ekim 15'ten sonra sinek de kalmaz. Bizden sonra daha kimse gelmiyor. Kuş bile gelmiyor buraya kuş. Yani derken ayılar iner buraya değil mi? Yüksek dağ. Varsa ne insin? İnsan yok. Boş yine insan olan yere olmayan yere. Kapıda da bazı adamlar var. Bunlar kimdir, nedir? Bağırıp bunlar, gülüyorlar burada. Bunlar senin... Benim şeylerim, müritlerim burada. Evet, sevgili izleyiciler. Bodur abimle şeyde gezer gibi, kaldırımda, Taksim'de gezer gibi geziyoruz kol kola. Biz sıcakkanlı insanları, Karadeniz insanları böyledir. Yoksa yanılıyor muyum? Vallahi yanılmıyorsunuz. Sevgili izleyiciler, görüyorum bak Bodur abimi çekiyorum, çekiştiriyorum falan. Biz doğal insanlarız. Ben de Karadenizliyim o yüzden. Yok, ben de 6 ay, 4,5 aydır yayladım. Yalıyordu çekmeyle düşmem. Kuvvetlendim diyor. Kuvvetlisin yani. Evelallah. Balı sütü yoğurdu yiyorsun. Vallahi bulduğumuzu yiyor. Akınduz var. Tırmı çıktı. Dur şuraya bir dolanayım. Ah bir de ben de onlardan yesem. Buraya gelip gideyim beni aç bırakıyorsunuz. Ne bir bal yediyorsunuz bana ne bir vallahi süt veriyorsunuz. Hep birisi bana diyor ki sana diyor camış sütü vereceğim diyor. Kandırıyor beni ben gidiyorum hiç ondan sonra selam bile vermiyor. Bizim burada sade su içsen yetiyor. Abi ben suyu her yerde içiyorum. Her yerde yok burada su. Şurada sevgili arkadaşlarımız var. Selamünaleyküm. Oy abime bak ya bu. Burada hep değişik adamlar var ya. Nerelisin? Nereliyim? Giresun'un Yalıdere'nin orta köyünden. He, ta ortasından mı? Ortasından. Ha, iyi olsun. Dünyanın ortası neresi o zaman? Dünyanın ortası neresi? Yalıdere deme sonra. Yok Yalıdere değil. Ankara olması lazım. Yok senin oturduğun yer dünyanın ortası.
Odası. İnanmıyor musun? Eşek meydanı. Abi şu anda oturduğun yer dünyanın ortası. Evet, aynı olabilir. İnanmasa insanlar ölçsün baksın. Evet, doğrudur. Doğru. Doğru, evet. Nereden bile yani dünyanın ortası evet, burası olabilir. Tabii, tabii olabilir. Evet, başka burada kim var? Bu abim var. Sen abi ya ben biraz önce marketçi abimle bunu karıştırdım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel şöyle abi yanıma doğru yaklaş. Otur şöyle yanıma da dinle bak dertlerimi. Türkü de söylüyorum güzel. Ha sesin de güzele verdin ama. Söyleyince ağlama yemin etmeyi uyduruyorum da. Hadi sen bir türkü söyle bize. Ben mi? Ben türkü bilemiyorum ya. Of ya bu Karadenizliler nasıl böyle türkü bilmiyor. Abi sen merhaba. Merhabalar. Ben Giresun Yaldır'a Tepeköy'den Alaaddin Çınar. Alaaddin Çınar. Yıldıray Çınar gibi. Yıldıray Çınar da benim küçük oğlum. Onun akrabalık var mıydı Yıldıray Çınar'la? Yıldıray Çınar'ı çok sevdiğim bir sanatçı olduğu için. Sen bir türkü söylersen şimdi Yıldıray Hayır, Çınar'dan. Hayır ben türkü söyleyeyim. Sevdiği sanatçılardan söyle. Ben sevdiğim sanatçıdan söylüyorum. Ekran karşısında kesinlikle yok. Ya ekran karşısında değilsin. Benim karşımdasın. Ekran nerede ya? Yok. Kesinlikle. Söylemem diyorsun. Çok sevdiğim için ismini Yıldıray verdim. Soy ismim de Çınar olduğu için. Sen türkü söylemeyeceksin. Bodur abi bir türkü söylesin. Oy dalayım sen. Ay gözünü yiyeyim seni. Türkiye şeyde söylerim ancak fındık ocağının dibinde. Ay gözünü. Hafif. Bak fındık ocağı burada fındık ocağı. Burada burada onu yapamam. Bak şunu fındık ocağı sayalım. Ya gel buraya. Ulan mümkün değil. Burada bir tane ya. Allah'ına at vereyim ya bir tane ya. Yok yok. Orayı beceremiyorum. Yok yok. Hadi ya salla bir tane ya. Bilmiyorum. Rahat hadi daha. Yeni nesilden söyle. Yeni nesilden. Ben iki ucunu bir yere getiremem türkünü. Ya rezil olduk abi. İzleyen adamlar hep bize gülecek ya. Diyecek abi Karadeniz'de. Şimdi burada bir tane türkü söyleyen yok mu? Horamaz'la bir şenlik katsın. Türkü ben fena güzel biliyorum da ya şimdi şu anda söyleme şeyimiz yok yani. Ya herkes söyledi ne oluyor boğazınızı mı tutuyor sıkıyor birisi? Mikrofon geldi mi diye işte ya. La abi ne mikrofonla ne ilgisi bu mikrofon içerisinde bir şey. Ha ben bunu yiyorum ya devamlı. Senin gibi düğünlerde bir gelip de çok yapıyorum. Sen o zaman söyleyersin. Söyle, söyleyebilir miyim? Söyle söyle. Yıldıray Çınar'dan mı söylüyor? Yani? Söyle abi açıyor açıyor. Allah'ını seviyorum seni. Gel abi ya. Gel gel gel. Gel millet seni. Ya amacımız eğlenmek değil mi ya? Söyle abi asıl. Bodur sabah selam selam söyle o yara mübarek hatırın aman am hoş mudur nedir hoş mudur nedir ne diyeyim anam anam bulamam çare mesten ile gözlerin yaş mıdır nedir? Yeter bu kadar. Ya nasıl yeter? Devam yeter, devam. Yeter, yeter. Devam devam. Vallahi güzel söylüyor. Ya yeter. La güzel ya, söylüyor. Şunlardan değil. La güzel söylüyor söyle. Yeter yeter. Başka söyle. Karadeniz türküsü söyle. Karadeniz türküsü bilmiyorum ben. Ben öyle dıldıbız türküsü söylemem. Dıldıbız türküsü. Bir tane söyle Karadeniz türküsü. Başka söyle bir tane. Orhan Gencebay'dan söyle. O ondan söyleyeyim. Ya şu Yıldıray Çınar'dan kısa kestin. Bir tane daha söyle. Ya var onun devamı da ben şimdi bu kadar yeter. Ya bir daha görüşmeyiz daha. Ya bir daha kız seneye geleceğim. Bir daha kız seneye hadi. Bir daha kız daha seneye bunu izleteceğim. Hadi söyle devam et. El para veriyor buna televizyona çıkmak için bir sana bedava çıkar. Bana kaç lira vereceksin? Ben bedava söyleyeyim ama Türkiye burada. Ben seni bedava çekeyim dünyaya göstereyim. Sen parayı bana vereceksin. Ben Türkiye bedava söylenmiyor. Parayla söyleniyor. Söyle ben sana para vereceğim az sonra. Söyle. Ne söyleyelim ya tabi. Ha işte bir de söyleyince hava atıyor. Ses bile yok. Nefes böyle yapıyor. Öksür boş geçiyor. Boş geçiyor. Hadi söyle. Konuşuyor, konuşuyor. Abi, konuştuğumuz zaman geçmez. Orada, çek. Öyle mi? Evet. Sen şimdi başkasına söyleyelim gel orada. Daha söyle, hadi. Ben daha bilmiyorum Türk'ü şimdi aklımda gelme. Ya vatandaşı niye oyalıyorsun o zaman ya? Yeter. Allah Allah ya şimdi kızacağım atacağım geldim bir yerine. Küçük yaşlara söyle. O da mı söyleyemiyor? Ha o da söyler belki. Tamam sevgili izleyici bu iş buraya kadar buradan fazla bir şey çıkmıyor. Aynen aynen. Belli oldu yani ben şimdi ne uğraşayım bunu? Sende var mı bir şey? Onda da yok. Sende var mı? Yok. Yok. Amcama zaten sormuyor amcam üzmeyelim. Türkü söyler misin? Yaşayın. Tamam tamam yok yok tamam. Söyler misin? Yok yok tamam yok yok yok, yok söylemez ya ben bilim. Dedenle uğraştım deminden beri. Sen söyleyin bu la markalı. Sevgili izleyiciler buradan başka bir şey çıkmıyor. Ben gezmeye devam Çakıl Yaylası'nda. Allah'a emanet olun. Sevgili izleyiciler Mavi Gezinti Avrupa'nın ve Türkiye'nin her yerini gezmeye ve dolaşmaya devam ediyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerinde İşinizi, iş yerinizi, düğününüzü, nişanınızı, dernek gecelerinizi ve günlerinizi
ilinizi, ilçenizi, köyünüzü, beldenizi, belediyenizi, müziğinizi, sanatınızı, kemençenizi ve kendinizi tanıtmak istiyorsanız vermiş olduğum telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Arkada mandalar var, otlanıyor. Manda. Yani şimdi bu türkü buradan mı çıkıyor? Manda yuva yapmış süt dalına. Aman aman. Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Amanını yandım, amanını, amanını, amanını yandım. Yani bu türkü oradan gelme bir şey herhalde. Evet.
Yeni doğan bir zenci çocuğunun saç rengi ne renk olur? Yeni doğan bir zenci çocuğunun rengi saç rengi. Evet. Rengine göre olur. Rengine işte zenci çocuğu diyorum. Saçı ne renk olur? Siyah olur. Tamam, güzel, doğru cevap. Gözleri ne renk olur? Siyah olur. Çok güzel. Elinin içi ne renk olur? Elin içi beyaz olur. Peki vücudu ne renk olur? Siyah, esmer olur. Dişleri ne renk olur? Beyaz olur. Yeni doğan çocuğun dişleri olur mu be abi? Olmaz. Olmaz. Dünyaya dişli mi geliyorsun ya? O ne hatalı konuştun. Yok, şakaydı. Evet. Olsun, sağlık olsun. Ben sana bir telefon verecektim bu şeyi bilseydin, bu sorunun cevabını, ama soruyu bilemediğin için telefon da veremeyeceğim. Evet, canın sağ olsun. Sen de sağ ol. Ben bir dahaki sene yine gelirim. O zaman başka bir şey soracağım. Onu bilirsen o zaman sana iki tane telefon veririm. Ya canın sağ olsun. Verirsen de sağ ol, vermesen de sağ ol. Sen de sağ ol. Canını sağ ol. Allah razı olsun. Hadi kaşlarım ferman yazdı. Bu aşk beni diyar diyar gezdir. Karadır kaşlarım ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdir. Lokman Hekim gelse sizi tanıyabilir miyim? Tabii, ben Esra. Ne iş yapıyorsunuz? Ben muhasebeciyim. O süper. Ön muhasebe mi yoksa? Yok, genel muhasebe. Genel muhasebe, çok güzel. Peki bu muhasebeci ve aynı sevgili zaman... izleyicilerim, aynı muhasebeci zaman... bayana bir şey sormam gerekiyor. Bakalım bu muhasebenin içinden çıkabilecek mi? Benim muhasebem farklı. Tamam. Herkesin muhasebesi farklı. Tamam, bakalım çıkabilecek misin? Tamam. Size soracak oldum. 102 banka demiş. Efendim? 100 kasa 102 banka diyormuşum. İşte onu da benim aklım almaz. Peki size soracak olduğum soruyu güzel bir şekilde dinleyin. Ona göre cevap verin. Tamam. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. Yeni doğan bir zenci çocuğunun saçları ne renk olur? Saçı olmayabilir. Ama sonuçta her doğan çocuğun minicik de olsa bir saçı oluyor. Valla bana göre ten rengi olur. Tamam. Gözleri ne renk olur? Yeşil de olur, siyah da olur. Doğru. Elinin içi ne renk olur? Beyaz olur. Pembe olur ama hadi beyaz olsun. Beyaz, evet. Beyaz. Dışı kara, içi beyaz. Doğru. Vücut rengi ne renk olur? Yani buğday olur diye düşünüyorum. Tam kara olmaz. Yani bu annesine babasına bağlı bir şey. Ama zenci çocuğu diyorum. Tamam, zenci çocuk da, zenci çocukların da beyaz çocuklar oluyor. Tamam, olabilir. Dişi ne renk olur? Beyaz olur. Yeni doğan çocuğun dişi olur mu? Aa, evet. Ama sen de yani. Ya, bak, bak Esra Hanım, cebimde telefon vardı. Bak, telefonu kaybettin. Telefon verecektim bilseydin. Ya, bence o şakaydı. Niye şaka olsun? Niye şakaydı? Telefon ver hemen. Mavi Gezinti programından bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.